Merhaba. AKP seçim yenilgisinin şokunu atlatamamış. Erdoğan'ın son Türkiye Büyük Millet Meclisi AKP grup konuşmasındaki performansı bu yönüyle hayli aydınlatıcı oldu. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez bitmeyecektir. Daha sözlerini tamamlamamışken başlıkların böyle atılacağını kolayca tahmin etmek mümkündü. O ana kadar telefonuyla oynayan vekiller bile ayağa kalktı ve coşkulu alkışladı çünkü. Erdoğan sıkışma anlarında telaffuz edilen Allah bitti demeden bitmez ya da futbol dünyasında da mevzu olmuştu geçenlerde biz bitti demeden bitmez. İşte bu cümleyi kendine uyarladı. Kendini tanrı yerine koydu mu koymadı mı bilinmez. Benim alanım değil. Siyasi yönüyle tanrı lider psikolojisi içinde midir? Evet öyledir. Seçimli sistemlerde yöneticileri halk getirir, halk götürür. Tercih eden halktır. Onaylıyorsa devam diyen halktır. Bitti deyip değiştiren halktır halk bitti deyince biter. Biz bitti demeden bitmez sözü halka meydan okumaktır. Bunda şaşılacak bir şey de yoktur. Uzun yıllardır sandık iradesine saygısı kalmamış, seçimlerde türlü manipülasyonları ve hileleri devreye sokmaktan çekinmeyen rejim, bunu geçenlerde Devlet Bahçeli'nin ağzından ilan etmişti. Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır. Dolayısıyla burada merak edilen rejimin hangi yolu izleyeceği değil, muhalefetin tercihlerinin ne olacağıdır. Yakın geleceği bu belirleyecek. Hoş e, siyaset aksiyon alsa da almasa da büyük buhran kapıyı çaldı. Korkunç, tarif edilemeyecek, yüz yıldır görülmemiş bir yoksullaşma söz konusu. Ali Bulaç'ın ifadesiyle Çanakkale Harbi'nden beri ülkenin başına gelmiş en büyük felaket olan AKP, Birinci Dünya Savaşı'ndan bu tarafa yaşanmamış bir kıtlığa ve yokluğa damgasını vuracak. Tsunami kıyıya vurmaya başladı. 31 Mart seçimleri yüzde 40 buçuk oy oranıyla Cumhur İttifakı'nın üstünlüğüyle sonuçlanmıştır. Erdoğan'ın seçimin ardından dersler çıkarıp yumuşayacağı, parlamenter sisteme dönüş dahil seçenekleri değerlendireceği, hukuka döneceği, kimi siyasi tutukluları tahliye edeceğini düşünenlerin iyi niyetlerinden kuşkulu değilim fakat öngörü becerilerini yitirdiklerini rahatlıkla söyleyebilirim. Erdoğan biz bitti demeden bitmez sözüyle o noktaya geldiğini itiraf etmiştir. Biz bu noktaya yenilgi yenilgi büyüyerek geldik. Yani. AKP eski gücünde değil. Bunun o da farkında. Farkında olmadığı şey ne yaparsa yapsın bunu değiştiremeyecek oluşu. Yeri gelecek demir yumruğunu kullanacak, yeri gelecek gündem değiştirecek. Yani hep pedal çevirmeye devam edecek. Bırakırsa düşer. Tarihteki tüm örnekleri gibi Erdoğan da benzer bir finali yaşayacak. Ne yaparsa yapsın her seferinde düştüğümüz yerden doğrulduk. Partisine küsüp CHP'ye oy veren AKP seçmeni kaç kişidir? Hesabı kolay değil. Fakat sandığa gitmeyen AKP seçmeni kaç kişidir? Bunu en iyi AKP Genel Merkezi bilir. Tüm kayıtlar orada tutuluyor. Erdoğan o seçmeni kaybetti. Sanıyor ki sonraki seçimde ikna etmeyi başaracak. Ekonomiyi o bozdu, o düzeltir diye bakan seçmen, Erdoğan orada oturduğu sürece düzelmeyeceği gibi daha da kötüye gideceğini gördü ve ondan vazgeçti. Bir sandık sınavını daha başarıyla veren ittifakımız Türkiye'nin bekasının teminatı olmayı sürdürecektir. Erdoğan kadar çevresi de denizin bittiğinin farkında. Bunun telaşı var. Haliyle Abdülkadir Selvi'nin hürriyetteki yazısı bir yumuşama emaresi değil bitişin ilanıdır. Osman Kavala'nın hapiste tutulması AK Parti'ye ne fayda sağlıyor? Artık iklimin değişmesi ve baharın gelmesi gerekiyor. Yeniden reformcu kimliğine dönmüş bir AK Parti ve Avrupa Birliği hedefine yürüyen bir Türkiye. Formül net, ekonomiyi büyüt, özgürlükleri genişlet. Metnin Türkçesi şu, çevirip okuyalım. Tutuklamalar siyasiydi, bundan fayda umuldu, parti AB yolundan saptı, reformculuk falan hak getire, iklim kışa döndü. Bunlar malum da son cümle problemli. Önermeyi yanlış kurarsanız tüm teziniz çöpe gider. Parti ve ideolojiden bağımsız Türkiye'de geniş yığınlar zenginleşerek özgürleşeceklerini zannederler. Kaba, maddeci bir tutumdur bu. Halbuki özgürleşerek zenginleşebilirsiniz. Özelde de böyledir. Özgürleşerek kendinizi gerçekleştirebilir, hatta kainata meydan okuyabilirsiniz.